Gökhan Sipahioğlu'nun hayatı büyük bir tutku ve kararlılıkla şekillenmiş, başarı ve fedakarlıkla dolu bir hikayeyi anlatıyor. Her zaman sevgi ve desteğini esirgemeyen Fatma Hanım ve ticaretle uğraşan Hasan Sipahioğlu ailesinin ikinci çocuğu olarak 1986 yılının Şubat ayında Alanya'da dünyaya geldi. Hamdullah Eminpaşa Koleji'nde geçen lise yılları onun gelecekteki adımlarına sağlam bir temel sağladı. 2006 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme ve Bilgi Yönetimine başladı. Fakat Gökhan, içindeki sanatsal ve yaratıcı potansiyeli ifade etmek istedi. Kendini keşfetmenin ve insanların yaşam alanlarını güzelleştirmenin yolunu iç mimarlıkta buldu. Atılım Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünü kazandı ve bu yeni yolculuk onu büyülü bir dünyaya taşıdı. Bu yolculuk sadece ders kitaplarına gömülmekle sınırlı değildi. Gökhan, öğrenmenin sınırlarını zorladı. Atılım Üniversitesi'nde dekan asistanı olarak çalıştı, araştırmalar yaptı, projeler üstlendi. Indiana Üniversitesi'nde uluslararası bir işbirliği içinde afetlere karşı taşınabilir akıllı sağlık merkezi tasarladı. İsviçre'de düzenlenen Engelsiz Kent Meydanı yarışmasına katıldı. Tüm bu deneyimler ona, sınırları olanın sadece sınırlar içinde kalacağını gösterdi. 2012 yılında İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında Atılım Üniversitesi'nden mezun oldu ve Alanya'ya geri döndü. Aynı yıl vatani görevini yapmak üzere askere gitti, tamamladı. 2013'te kendi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ofisini kurdu. Proje sorumlusu olarak yüzlerce özgün iç mimari projeye imza attı, yaşam alanlarını biçimlendirdi. Ancak Gökhan'ın hayatı sadece tasarım ve estetikle sınırlı değildi. Sosyal demokrat bir ailenin evladı olarak fikirleri ve devrimci ruhuyla uyum içindeydi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı ve burada kendi değerlerini ifade etme fırsatını buldu. 2014'te Alanya Belediye Meclis Üyesi seçildi. Görev süresi boyunca esnafın, turizmin ve toplumun sesini dinledi. Planladı, yönlendirdi, çözüm üretti. İmar, şehircilik, hukuk ve mevzuat alanlarında aktif görev aldı. Gökhan, siyasetin sadece sözde değil, eylemde var olduğuna inandı. Emek vermekten kaçınmadı, çalıştı. Genç yaşta başladığı siyasi yolculuğunda taban siyasetinin inceliklerini öğrendi. Halkının dertlerini anlamaya çalıştığı çözümler üretti. Cumhuriyet Halk Partisi için her zaman mücadele etti, emek harcadı. Ve şimdi Gökhan Sipahioğlu'nun yeni bir dönemi başlıyor. Enerjisi, bilgisi ve yetenekleriyle ulusumuzun hedefleri ve idealleri için çalışmaya hazırlanıyor. 25 Ağustos 2023'te gerçekleşecek olan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kongresi'nde Alanya İlçe Başkanı adayı olarak sahneye çıkacak. Onun hikayesi sadece kendi hayatı değil, aynı zamanda umudu ve değişimi simgeliyor.